Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir kışlık tarifimiz olan nane kurutma. 5 değişik yöntemle ve nanemizi karartmadan yeşil şekilde kurutmanın püf noktalarıyla birlikte bugün yapacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Dün pazardan almış olduğum nanelerim burada arkadaşlar, hazır. 10 bağ nane aldım. Yani kilo ile değil de böyle bağ bağ satıldığı için bu şekilde aldım. Buralarda böyle lastik falan kullanılmıyor. O yüzden normal otu arkadaşlar, böyle bağlanacak ot tipleri var. Onlarla bağlıyorlar. Şimdi birinci yöntemimiz böyle bir tane süzek arkadaşlar. Süzgeçte geçiriyoruz. Yani biraz vakit alabiliyor bu ama bunun sonunda tertemiz, hiçbir şekilde içine kırıntılar olmadan nanenin sapları olmadan nane kurutuyoruz. Şimdi nanenin uçlarını arkadaşlar, sapını alıyoruz. Oradan süzekten geçiriyoruz. Arkadan çektiğimiz zaman hepsi, bütün yapraklar süzeğin içine dökülüyor. Bu birinci yöntemimiz. Biraz vakit alıyor ama temiz bir yöntem. Bu da ikinci yöntem. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Bu sefer de rende ile. Rendeden geçiriyoruz. Diğer taraftan patır patır böyle süzeğimizin içine dökülüyor. Bu da yine temiz bir yöntem arkadaşlar. Rende yerine bir tane, sadece bir gözü olan bir tane bir şey de kullanabilirsiniz. Maksat burada yaprakları süzeğin içine dökmek. Bir diğeri de, bunu genellikle benim anneannem yapardı rahmetli. Böyle elleriyle, vakti olurdu oturduğu yerden, naneleri önüne koyardık. Elleriyle böyle temizlerdi arkadaşlar. Onun vakti geniş olduğu için. Yani bu da biraz vakit alıyor. Ellerimize bir bir nanenin yapraklarını ayıklamak. Ama yine dediğim gibi temiz bir yöntem bu. Hiçbir şekilde nanenin sapları içine girmiyor arkadaşlar. Bu da üçüncü yöntemimiz. Diğer iki yöntemi de arkadaşlar kuruduğu zaman yapıyoruz. Benim en çok yapmış olduğum yöntem arkadaşlar. Saplarını ayırıyor. Sapların oralarda nane yaprakları olmuyor. Gördüğünüz gibi nanenin yaprakları olduğu yere kadar kesiyoruz. Sadece bu sefer de saplarını alıp ayrı kurutuyoruz arkadaşlar. O saplarını da asla atmıyorum. Her zaman için arkadaşlar. Benim çocuklarım, ben de hani annemin evinde de sürekli biz nane çayı yapardık. Bitki çayları çok içerdik. Siyah çaydan ziyade. O yüzden burada da nane kuruttuğum zaman kendi evimde de mutlaka böyle saplarını ayrıyeten kuruturum. Ve onları da çay yaparım. Şimdi sadece baş kısımlarını arkadaşlar tepsiye koyuyorum ve burada kurutuyorum. İlk başta eğer ki nanelerimizi gölgede kurutursak yemyeşil olur arkadaşlar. Hiçbir şekilde kararmaz, kara olmaz. İlk birkaç gün ben naneyi balkonda tutuyorum. Güneş göstermediğim yerde. Şimdi hepsini de birleştirdim. Önceki yaptıklarımı da. Bu diğer, yani şu anki dördüncü yöntem bana çok kolay geliyor. Ya da yıllardır alışmış olduğum bir yöntem olduğu için de olabilir arkadaşlar. Bu gölgeye koyuyorum. Gölgeye koyduktan sonra arkadaşlar üçüncü günde güneşe götürüyorum. Ama ki eğer isterseniz, geç olsun sıkıntı değil derseniz, mutlaka gölgede kuruttuğunuz zaman nanelerinizi yemyeşil olacaktır arkadaşlar. Bu şu anda artık son kısım arkadaşlar. Güneşe koydum. Güneşte kurudu. İlk iki gün gölgede. Sonra nanelerim arkadaşlar böyle buruştuğu zaman, fosaldığı zaman da onları da aldım. Güneşe götürdüm. Bir diğer yöntemimiz arkadaşlar az önce geçti. Kuruduktan sonra üfelemeden direkt yapraklarını ayırarak ayıklamak arkadaşlar. Onu da tercih edebilirsiniz. Şu anda iyice üfelemiş olduğum nanelerimi süzekten geçiriyorum. Böyle büyük olur, küçük olur ama önemli olan nanenin saplarının alta geçmesini önleyecek bir süzek kullanın arkadaşlar. Daha iyi olur. Un eleği kadar da ince bir elek olduğu zaman un oluyor. Yani naneler toz haline geliyor. O da çok küçük oluyor. Böyle bu gözenekte arkadaşlar ideal. Elimizden bastırarak, üfeleyerek arkadaşlar aşağıya geçirdik. Gördüğünüz gibi toplamda bu kadarcık nane sapları kaldı. Bunu da atmıyorum. Diğeriyle birlikte birleştiriyorum tabii ki. Şimdi nanelerimi alıyorum ve poşetime koyuyorum. İster poşete koyun, isterseniz de kavanoza koyun, fark etmez. Ömür boyu dışarıda saklayabilirsiniz. Zaten nane Türk mutfağında ve Türk kültürümüz arkadaşlar, nane kurusu ve taze nane çok kullandığımız bir şey. Çok yani dayanmıyor. Ben de çok sık sık nanemi kuruturum. Kendim yaparım. Kendim kuruturum arkadaşlar. Bunu alıyorum, poşete koyuyoruz. İleride kullanana kadar, bitene kadar saklıyoruz. Dolaba falan koymaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bütün kurulukları bu yöntemle yapabilirsiniz. Fesleğen kurutabilirsiniz. Reyhan kurutabilirsiniz. Maydanoz kurutabilirsiniz. Yani yeşillikleri genellikle böyle kurur arkadaşlar. Bu da saplarını da arkadaşlar birleştiriyorum şimdi. Bu da önceki o aldığım, ayrıyeten almış olduğum saplarımdı. Bunları da iyice ufalıyorum. Yani
Yani küçültüyorum onları da. Bunlara hiçbir işlem yapmıyorum. Bunları da küçültüp poşete koyup bunlar da çay olarak. Bazen çocuklar okula gitmeden önce sabah kahvaltısında nane çayı yapıyorum. Bazen yani normal otururken dahi istiyorlar arkadaşlar. Onlar da alıştılar bitki çayların. Onlara da öyle de yapabiliyorum. Ya da zaten çocuklar ufak olduğundan sık sık hastalanıyorlar. Hastalık olarak hani hasta zamanlarında yapıyoruz falan. O yüzden arkadaşlar bunları da atmayın lütfen. Yani nanenin saplarını da çay olarak yapabilirsiniz. Nanemizi nane olarak yemeklerde kullanıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.